Hayırlı işler, Allah kuvvet versin. Kolay gelsin. Selamünaleyküm. Hayırlı işler. Hayırlı günler. Hayırlı işler, hayırlı günler. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Bu taradayım. Hayırlı olsun. Hayırlı işler. Vallahi hayırlı olsun. Güzel. Teşekkür ederim. Maşallah. Buradayız başkanım. Başkanım buradayız. Efendim tekrar merhabalar. İki gündür Manisa'dayız. Manisa'da seçimin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Şu anda da Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Sayın Cengiz Ergün, Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Bey ve Sarıgöl Belediye Başkanı adayımız Necati Bey ile birlikteyiz. Sayın Başkanım, şu anda seçim çalışmalarınız hızla devam ediyor. Evet. Neler yapıyorsunuz? Yaklaşık 85 günlük süredir Manisa biliyorsunuz artık bütün şehir olması sebebiyle 17 tane ilçe, evet, 870'e ulaşan köy ve beldesiyle nüfusu 1 milyon 360 bin civarında olan bir ilimiz. Bu 85 günlük süre içerisinde işte bugün, daha doğrusu cumartesi de buradaydık. Bugün yine buradayız. Yarın yine inşallah Alaşehir'de olacağız. 16. ilçemizi geziyoruz. Evet. Tabii biz geldiğimizde her ilçemizde en az 2 günlük, 3 günlük programlar yapıyoruz. Öncelikle pazar yeri, mevcut ilçelerin esnafı başta olmak üzere bütün hepsini imkanlarımız dahilinde gezerek, arkasından da akşamları köy ve beldelerde mevcut nüfusu büyük olan yerlerde teşkilatımızın, başkanlığımızın, adayımızın mevcut yapmış olduğu program dahilinde mevcut programa uymaya çalışıyoruz. Bu süreç devam ediyor. Sonuçta evet, önümüzde 41-42 günlük bir süreç kaldı. İnşallah bunu tamamlayacağız. Evet, zaten görevinize devam ediyorsunuz ve Manisa'da 2 gündür biz Manisa'dayız. Manisa halkı da yaptıklarınızı onayladığını gösteriyor. Yaptığımız röportajlarda anladığımız kadarıyla. Sağ olun. Ve Büyükşehir'in sanırım getireceği faydalar şimdiden ortaya çıkmaya başladı. Şu anda ilçe belediye başkan adaylarımızla, belediye başkanlarımız tam bir işbirliği içerisinde çalışıyorsunuz. Evet. Alaşehir'deyiz, Sarıgöl'e gidiyorsunuz, diğer ilçeleri geziyorsunuz. Büyükşehir yasası Manisa'ya neler kazandırır? Tabii Büyükşehir yasası bildiğiniz üzere daha büyük bütçe imkanlarını getiriyor. Öncelikle burada tercihimiz hem il genelinde öncelikle çevresel faktörler, yani arıtma programları, katı atık bertaraf tesisleri, çöp ayrıştırma tesisleri gibi mevcut köy ve beldelerde doğayı katlettiğimiz dereler akıtılan atık sular. Sonuçta bana göre Büyükşehir'in çok daha büyük projeleri üretme noktasında birinci öncelikleri bu. İkincisi bana göre mevcut köylerimizin İl Genel Meclisi'nden bugüne kadar alamadığı çeşitli yatırımları, yani köy yollarının asfaltlanmasından tutun, köy yollarının içerisinin düzenlemeleri, çamur deryalarından kurtulması noktasında altyapıların öncelikle MASKİ adı altında kurulacak olan mevcut daire başkanlığında bunların planlamaları yapılması lazım. Tabii bunun en önemli faktörlerinden bir tanesi de il bütününde ulaşım master planlarının acil olarak bitirilmesi ve genel imar planlarının acilen, bilhassa Manisa merkezde yaşadığımız ve bu geçtiğimiz süreçte imar planlarımızın 26 yıl sonra yaptığımız hazırlıkların mecliste iptal edilmesiyle Manisa'nın önüne set gerildi. Bugün daire kira fiyatlarının, daire fiyatlarının çok yukarı anormal fiyatlara gittiği merkezdeki bu imar plan çalışmalarının çok acil yapılması gerekiyor büyükşehir ve alt belediyeleriyle. O açıdan önceliklerimiz bu. Tabii ki hafif raylı sistem noktasında, Gediz'in ıslahı noktasında bu tür çalışmalarımız zaten mevcut bizim. Bunu ototerminal binasının yanında 100 bin metrekarelik mevcut peyzaj alanının düzenlemesinde ilk kanal ıslahlarını zaten tamamlamıştık. Bir aya kadar da inşallah bunların açılışlarını yapacağız. Çok daha büyük projeleri tabii ki büyük imkanlarla hem il bütününde, bütün ilçelerde, mevcut ilçelerimizin öncelikli tercihleri nedir? İnsanımızın sosyal hayatın gelişimi açısından talepleri nedir? Onların daha huzurlu, mutlu bir şekilde ilçelerinde, yaşamlarında, beldelerinde ne gibi ihtiyaçları var? Bunların acil olarak giderilmesi gerekiyor büyükşehir kapsamında. İlçe başkanlarımız bunu netleştirirken tabii ki projelerini bize sunacaklar. Biz de her türlü hem meclisimizde hem de Allah nasip ederse daha büyük projelere destek olma noktasında çalışmalarımızı hep beraber yapacağız. Evet, işbirliğinizin de zaten
şu andan itibaren başladığını görebiliyoruz. Sayın Başkan, siz neler söyleyeceksiniz? Evet. Sayın Başkanım şu anda size desteğini başlatmış bile. Birlikte geziyorsunuz. Alaşehir'i birlikte sorunlarını sanırım tartışıyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz? İyi bir çalışma çıkarmanın temel unsuru bence ekip çalışmasıdır. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız önümüzdeki süreçte eğer bizlerin başında bir ağabey belediye anlamında durup bizim çalışmalarımızın hem koordinasyonunda hem de otokontrolünde yapacak olduğu yardımlarla hizmetin çok daha kısa, kestirme ve süratli bir şekilde vatandaşa ulaşması anlamında olumlu neticelere varacağımızı tahmin ediyorum. Bu yasanın belki bizim içimize sinmeyen yerleri var ama biz bu olumsuzluk taraflarını hiç önümüze katmadan ve düşünmeden hizmet babında düşünüp vatandaşa bunu en kestirmeden yansıtmanın çalışmalarını ve yollarını arayacağız. O sebeple ben vatandaşlarımıza yaptığımız köy ziyaretlerinde hep onu söylerdim. Sizleri köyden mahalleye çeviren bir yasa bu. Bizleri ilçeden Büyükşehir ilçesi yapan bir yasa bu. Manisa ilimizi de Büyükşehir'i yapan bir yasa bu. Ama derdim sizin adınıza seviniyorum. Artık hizmeti Manisa'larda, Ankara'ya gönderdiğiniz bölge milletvekillerinde çözüm aramayacaksınız. Bundan sonra Manisa'nızın içinde bu işleri halletme şansınız doğmuştur. Bu imkan size verilmiştir. Ve kısmet olur da dediğim gibi iyi bir ekip çalışması, ekibi bir araya getirip birbiriyle iyi anlaşan, fikri anlamdaki arkadaşlar sahaya çok daha verimli ve rantabl işler çıkartacaktır. Hayırlı olmasın diliyorum yasamızın. Hayırlı olsun. Cumartesi günü de sanırım geniş katılımlı bir açılışınız var. Allah bununla isterseniz bununla ilgili de evet. Alaşehirlileri. Tabii hem küçük bir davet gibi olsun sizin vasıtanızla. Ayın 22'sinde cumartesi günü toplu bir açılış törenimiz var. Kısmet olursa Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Sayın Cengiz Ergün Beyefendi de katılacaklar. Ve o coşkuyla vatandaşımızla, Gülşen konseriyle vatandaşımıza bunu hediye etmek istiyoruz. Buradan herkese davetli olduğunu duyurmuş olayım. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Efendim siz neler söyleyeceksiniz? Sayın Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün'le birlikte şu anda ilçeleri geziyorsunuz hep birlikte. Evet, evet. Biz de yanı başımızda bir komşu ilçe olarak, Sarıgöl ilçesi olarak daha önce Sayın Başkanım Cengiz Ergün Sarıgöl ilçemizi ziyaret etti ama bugün de Alaşehir'e hem destek olmak hem de Sayın Başkanım'ı burada yalnız bırakmamak, destek olmak amaçlı teşkilatımızla, arkadaşlarımızla beraber bugün buraya geldik. Ama şunu da özellikle belirtmek istiyorum. Zannederim Büyükşehir Yasası'nın en çok imkanlarından faydalanacak olan ve faydalanmış olan Eylül ayından bugüne Sayın Başkanım'ın desteğiyle birçok hizmetin işaretlerini bizler aldık, Sarıgöl olarak aldık. Bu konuda Sayın Başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz Sarıgöl olarak. Çünkü Sarıgöl Manisa'nın en uzak ilçelerinden bir tanesi belki de. Uzak olmasına rağmen Büyükşehir Yasası ile beraber ve Cengiz Ergün'ün desteğiyle beraber birçok hizmeti aldı ve Sarıgöl bu konuda kendisine özellikle teveccüh konusunda daha bugünden itibaren işaretlerini gösteriyor. Allah nasip ederse, hak yazdıysa diyoruz, bu teveccühler sandıktan mutlaka çıkacaktır. Bu konuda halkımıza, Sarıgöl'ümüze, tüm bölgeye inanıyoruz, güveniyoruz. Hayırlısı olsun diyoruz. Teşekkür ederim, başarılar. Teşekkür ederim. Sayın Başkanım size de başarılar diliyorum. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Tabii başkanımız jest yapmış. Benim 22 Şubat doğum günüm. O vesileyle Gülşen'i getiriyormuş Alaşehir'e. Evet, teşekkür ediyoruz doğum kendisine. Doğum gününüzü şimdiden kutluyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Eksik olmayın. Evet. Sağ Merhaba.
Allah razı olsun. Sağ olun. Bunu bekliyoruz. Hayır, bekliyoruz. Siz de almayın. Birazdan size bakar. Ve yönetim kurulu üyelerim, belediye meclis üyelerim ve bacılarım ve ülke ocakları mensubu olan arkadaşlarımla beraber çok değerli Manisa Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün Beyefendi ve Allah nasip ederse Manisa Milliyetçi Hareket Partisi Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Cengiz Ergün Beyefendi adına saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Buraya geldim, burada kahvede sohbet ettim, büyüklerimle, arkadaşlarımla, kardeşlerimle hepsiyle hasbihal ettim. Ve bize önümüze konmuş olan Büyükşehir Yasası ile ilgili olarak da yeni mahalle olacak olan Işıklar Köyümüzün bundan neler kazandığını ve değişecek olan yasayla artık mahalle olan Işıklar neler alacak? Bunları anlatmaya, dilimin döndüğünce sizlere anlatmaya çalıştım. Ve burada açık açık bir şey ifade etmek istiyorum ki, hizmetin siyaseti olmaz. Artık bundan sonraki süreçte benim insanım yapılacak olan seçimlerin getireceği neticeler doğrultusunda hizmetin en güzeline, hizmetin en iyisine layık. Geçtiğimiz dönemdeki seçim sisteminde bizler bir köy muhtarına, bir il genel meclis üyesine oy atıyorduk. Ama bundan sonra artık kenarda duramıyorsunuz. Ellerinizi taşın altına sokacaksınız. Alaşehir Belediye Başkanı'nı seçecek iken sorumluluk alacaksınız. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı'nı seçecek iken sorumluluk alacaksınız. Bunu neden mi önemsiyoruz? Bunu şundan önemsiyoruz. Bakın, yasayla bizlere verilmiş olan bütçeler son derece artacak. Artık sizler adına Manisa'ya giden paralar Alaşehir Belediyesi'ne gelecek. Ve bunların sizlere hizmet olarak dönmesi için hakikaten sahada ehil olan, kendileri emin olan insanlara ihtiyacınız var. Bu konuda çok fazla tevazu göstermeyeceğim. Çünkü Alaşehir'de çok kısa bir döneme hangi hizmetlere sığdırılabileceği anlamında gerçekten çok ciddi çalışmalar yaptık. Ve bunun neticesinde zannediyorum ki Alaşehir'e de gelip gittiğiniz zaman hakikaten Alaşehir'in nasıl bir kabuk değiştirdiğini hepiniz fark etmişsinizdir. Biz insanları köyden mahalleye çeviren yasanın sadece lafta kalmasını değil, hakikaten onlara hizmet üretecek olan, hakikaten onlara merkezdeki mahallelerimize benzetecek olan hizmetlerin gelmesi anlamında çok hızlı çalışmaların yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için de ehil kadrolara, emin insanlara ihtiyaç olduğunu söylüyoruz. İşte ondan sonra da ifade ediyoruz ki Alaşehir'de sizlerden Alaşehir Belediyesi'ni ne kadar talep ediyorsak, sizlerden mahallemiz olarak Alaşehir Belediyesi'nde ne kadar bize teveccüh göstermenizi istiyorsak sizden bir şey daha istiyoruz. Sizden ne istiyoruz? Sizden istediğimiz şu: Manisa'yı bir dönem içinde İzmir'e 30 kilometre mesafede olan ve büyük bir dezavantaj yaşayan Manisa'yı 5 yıl içinde hakikaten değişimin mimarı olarak önüne düşmüş olan ve Manisa'yı hakikaten Manisa yapan Sayın Cengiz Ergün Beyefendi'yi Büyükşehir Belediye Başkanı yapmanızı istiyoruz. Kırk gün kadar bir süre kaldı. Bu 40 gün kadar bir süre içinde ben hangi Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarının sizi ziyaret edeceğini bilmiyorum. O konuda da çok ümitli falan da değilim. Zaten açık açık da söylüyorum, Alaşehir'in Işıklar Köyü'ne gelmenize hiç mi hiç gerek yok.
ve sabırsızlıkla beklediğiniz kişiye mikrofonu vermek anlamında ben Gökhan Karaçoban, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Cengiz Ergün Beyefendi, kendimizi sizlere, sizleri de Allah'a havale ediyoruz. Allah'a emanet olun. Değerli ilçe başkanım, belediye başkanım, değerli genel meclisim, değerli muhtarım, değerli analarım, bacılarım, kardeşlerim, değerli hanımefendiler, değerli ışıklar hemşehrilerim, hepinizi sevgilerle selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah razı olsun hepinizden. Tabii biraz önce otobüste gelirken başkanlarım şunu söyledi. İşte biraz önceki yerde el sıkacağız, burada da el sıkacağız, geçeceğiz Tepeköy'de konuşacağız dedi. Ama bu akşam burada bir coşku var, bir hazırlık yapılmış. Tabii genel meclis kardeşimiz Tahsin Bey'in yeri ve memleketi olması sebebiyle bu hazırlığa da hayır denemezdi. Onun için bir kere daha sağ olun. Sağ olun. Evet, 85 gündür çok şükür Rabbime Manisa halkıyla, hemşehrilerimizle bir fiil beraberiz. İşte geçen cumartesi başladığımız Alaşehir turumuzu bugün başlatıyoruz. Yarın devam ettiriyoruz. Cumartesi de buradaydık. Önümüzdeki cumartesi de sağ olsun başkanım benim doğum günüm sebebiyle Gülşen'i getirtiyormuş Alaşehir'e. İnşallah bir kere daha beraber olacağız. Evet, 85 gündür 16. ilçemizdeyiz. Allah nasip ederse tabii bu süreci artık 40-41 günlük bir süre kaldı. Her şeyden önce Allah hepimize sağlık, sıhhat, huzur, güç versin, kuvvet versin. Değerli vatandaşlarım, şimdi 2009 Manisa nasıl bir belediye aldı? Kısaca hemen başlıklarla geçeyim. 2009 yılı 96 trilyon bir borcu olan, 65 milyon yıllık geliri olan bir belediye. Ancak ilk sene 102'ye, bir sene sonra 122, 138, 168 ve 2013'ü yeni bir rekorla daha kırdı Manisa Belediyesi. %105,5 bütçe gerçekleşmesiyle tamı tamına 195 trilyon 200 milyarlık bir gelire getirdik. 65'te aldık, 195'e getirdik. Sorabilirsiniz, diyebilirsiniz ya başkan sihirbaz mısın, gökten mi indi bu kadar trilyonlar, nereden geldi? İşte bütün mesele burada. Bütün mesele önce hesabını, gelirini, giderini bileceğim. Birilerinin cebine hortumları sokmayacaksın. Birilerinin ceplerine parayı koydurmayacaksın. Çalmayacaksın, çırpmayacaksın. Bu anlayışla yönettiğin zaman o paraların hepsi kasaya giriyor. İşte bu anlayışla biz Manisa'da 57 mahallede ilk 12-15 aylık sürede bütün borcun tamamını 96 trilyonu tamamlamak ve borcunu kapatmak suretiyle 57 mahallede yatırımlarımıza başladık. 57 mahallenin mahalle değil, girmedik sokak bırakmadık. Allah'a çok şükür bütün altyapı yatırımlarından üst yapısına kadar ne gerekiyorsa hanımlarımızın el işi ürünlerini meslek olarak edindikleri, evine katkıda bulundukları bu tür sosyal etkinlikleri, okul öncesi kreşlerini mahallelerimizde yayarak her türlü onların sosyal alanlarını bütün mahallelerimizde yaymak suretiyle artık daha yaşanabilir bir Manisa haline getirdik. Manisa'daki bütün camilerin tutun, kamu kurumlarını, bütün okulların tutun, her şeyle dört dörtlük hem ışıklandırmaları hem duvar kaplamalarıyla yepyeni bir konuma Manisa'ya getirdik. Asfalt rekorlarıyla asfalt atmadığımız sokak bırakmadık. Yani 57 mahallede Manisa'da bugün yapılacak bir şey kalmadı. Önce onu söyleyeyim size. Çok şükür bu süre içerisinde, 3,5 yıllık süre içerisinde 100'ün üzerinde proje ürettik Manisa'da. 100 tane projeyi burada size anlatamam. Gençler vardır, internete girerler, takip edenler bilir. Manisa Belt.tr'ye girdiğinizde orada projeler sayfası var. Bunların tamamını orada girip Manisa'nın nasıl son 2,5-3 yıl içerisinde değiştiğini bizzat orada gözlerinizle görebilirsiniz. Tabii bu arada Haydi Kadınlar Manisa'ya projesi kapsamında yaklaşık Haziran ayından beri 10 binin üzerinde bayanımızı Manisa'ya taşıdık. İşte buradan da bir 25-30 kişi herhalde bildiğim kadarıyla bir otobüs geldi. Bilmiyorum burada var mı bayanlarımız? Şu anda yoklar. Evlerindeler demek ki. Evet.
Sonuçta onlar da buna, o değişime şahit oldular. İşte bir Atatürk Gençlik Merkezi, 1500 öğrencinin, hanımların kurs aldığı eğitim yeri. Efendim bir Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağı. Ama en önemlisi, manevi yönden bizi en çok mutlu eden bir yatırımı ben burada söylemek istiyorum. Ve her gittiğim yerde de bunu ifade ediyorum. Çanakkale Şehitliği Anıtı Diyaraması. Çanakkale'yi orada canlı yaşıyorsunuz. Görseliyle, efektleriyle, sesiyle. İşte geleceğimiz bu çocuklarımız, bu evlatlarımıza geçmişte yaşananları geleceğe taşımak için, unutturmamak için. Bugünlerde biliyorsunuz TC'ler kaldırılıyor. Andımız kaldırılıyor. Ama artık Türklüğün ağzı alınmadı bugünlerde. İnadına ne mutlu Türk'üm diye anlayışıyla çalışıyoruz biz. İşte bunu unutturmamak için. Bütün mesele bu. Ne mutlu Türk'üm diyerek anlayışıyla çok şükür bu vatanın toprakları için şehit düşmüş Çanakkale'de, diğer bütün savaşlarımızda, başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle anlıyorum. Huzur içinde yasınlar, nur içinde yasınlar. Bu cumhuriyeti bize teslim ettiler. Biz de onların bugün birer koruyucu bekçileriyiz. İşte bu anlayış, bu düsturla çok şükür 5 senemizi bitirdik. İşte bir Manisa Belediyesi'nin en büyük, bugün 25 trilyonun üzerinde yatırımla yapılan ototerminal binasını bir aya kadar açıyoruz. İşte 2009'da söz verdiğimiz, benim gözümle Gediz'in kısa da olsa küçük de olsa bir bonus, 100 bin metrekarelik alanda Gediz'in kanalların ıslahlarını bitirme noktasındayız şu anda. Allah nasip ederse bir aya kadar Garıcı'nın etrafındaki bu alanları da açmış olacağız. 170 bin metrekarelik yeni bir kent park geliyor Manisa'ya. %80 inşaatını tamamladık. O da dernekler projesi. 19 ar katlı iki tane kulenin inşaatları başladı. 400 araçlık yeraltı otoparkları başladı. Bunları saymakla bitiremem. Bunları dediğim gibi sitelere giderseniz görürsünüz. Büyükşehir ne getiriyor? Ben birazcık ondan bahsedeyim size. Büyükşehir çok daha büyük bütçeyi getiriyor. Yani bugün 195 trilyona gelmiş olan Manisa Belediyesi'nin bütçesi Büyükşehir'de 800'de 1 katrilyon, yani 5 misli artıyor. Bu parayı yönetecek adama oy vereceksiniz. Kime güveneceksiniz? Hangi siyasi partiden olursanız hepinize saygı duyuyorum. Geçmişte farklı partilere oy kullanmış olabilirsiniz. Ancak o oyunuzu iyi kullanırken iyi değerlendirin, iyi hesap edin. O parayı kim iyi kullanır, kim çarçur etmez, kim birilerin cebine hortumlamaz, bunun kararını vereceksiniz değerli vatandaşlarım. 4 tane oy kullanacaksınız. Biri Büyükşehir'e, ikincisi belediye başkanlığına, yani Gökhan Başkan'a. Tabii ben buradan sizlerden de sözünü istiyorum. Gökhan Başkan'ı Alaşehir Belediye Başkanı yapıyor muyuz? Söz mü? Söz mü? Söz mü? Allah hepinizden razı olsun. Başkanım, ışıklar tam burası. Mesele yok. Burası bitmiş. Her şey hakkımızda, hayırlısı tabii ki. Ancak üçüncü oyda meclis üyeliği, biliyorsunuz. Mevcut ilçe belediyesinin meclisini seçeceksiniz. Ancak 5 tane de meclis üyesinden partilere göre dağılımın Büyükşehir'e gelecek olan 5 temsilcisi olacak. İşte bütün ilçelerden Büyükşehir'in meclisi oluşacak. Buradan da seçilen başkan, inşallah Gökhan Başkan otomatikman gelecek Büyükşehir'e. Başkanlık seçiminden dolayı kazanan başkan geliyor. Meclis üyelerinde de 5 tane meclis üyesi gelecek. Burada 3-2-1, 3-1-1 olabilir, 4-1 olabilir, 5-0 olabilir, 2-1-1 olabilir, alternatifleri fazla. Ama benim sizlerden en fazla istediğim, mütevazı bir şekilde, 3 tane meclis üyesini de Büyükşehir'e getirmenizi istiyorum. Onun için oylarınızı en az 3 tane, 4 olursa Allah razı olsun deriz. Bir de otomatikman başkan gelecek. İnşallah 4 veya 5 olacak. İnşallah hayırlısı, Rabbim ne yazdıysa o olacak tabii ki. O açıdan oylarınızı kullanırken bir de son kullanacağınız oy, ışıkların muhtarına oy kullanacaksınız. Yani artık mahalle oldunuz. İşte şehrin
ilçenin merkezinde ne hizmet alıyorsa artık Işıklar da o hizmeti alacak. Çöpünüz en iyi şekilde belediyece toplanacak. Parklarınız yapılacak. Altyapınız varsa bunlar yapılacak. Ha, köy yolları tamamen büyükşehir bünyesinde. Ne kadar köy yolu varsa yeni adıyla mahalle yollarımız ana arterleri ilçe merkezine. Gelirken gördüm bu yolun halini ben. İşte bu yolların tamamının yenilenmesi büyükşehirde yapılacak. Ulaşım hizmetlerinin tamamen planlaması, servis hizmetleri, dolmuşların çalışması tamamen büyükşehirde planlanacak. Bunların hizmetleri sizlere fazlasıyla gelecek. Mezarlık defin hizmetleri büyükşehirde yapılacak. Atık su arıtma noktasında altyapı, su kanalizasyon ve arıtma sistemleri mahallelerde artık büyük nüfuslu olan yerlerde sabit arıtma, ufak nüfuslu olan yerlerde mevcut haftalık ring şekliyle yani sefere tabi olarak ring şekli dönerek artık bu çevresel katliamın önüne geçilecek. İşte büyükşehirin başlıca en önemli planlamalarından biri bu. Yani adaletli dağıtımı bütün 17 ilçede bu 1 katrilyon artı 200 trilyonla maski dediğimiz büyük daire başkanlığı kuruluyor. Bu 1.2 katrilyonun adaletli bir şekilde kimin ellerine teslim edeceğinizi çok iyi karar vereceksiniz. Ben şunu söylüyorum. Bizim yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır diyorum. Çok şükür bakın bugün alnımız açık pak bir şekilde Manisa'da yaptığımız hizmetlerle sizlerin karşısındayız. Sizler de birer hemşerimizsiniz. Manisa'daki mahalle neyse artık Işıklar'da o olacak. Bunu öyle bilin. Bunu öyle bilin. Yarın buraya ne ihtiyaç var? Ama Tahsin kardeşim, ama ilçe belediye başkanım, buraya bir düğün salonu, bir futbol sahası yapma talebinde büyük şehre geldiğinde işte biz orada onun bütçesinin yetmediği yerde katkıyı Allah nasip ederse büyük şehir olacak vereceğiz. Bakın şunu söyleyeceğim. Son 7 ay içerisinde Manisa Belediyesi daha kendi bütçe imkanlarıyla büyükşehir belediye bütçesi olmadı daha. 40 trilyon lira 7 ay içerisinde bütün köylere, beldelere, ilçelere hizmet götürdü. Ne mi yaptı? 150 kilometre köy yolu asfaltı yaptı. 500 bin metrenin üzerinde taş kaplaması yaptı. Durak gönderdi, oturak gönderdi, çocuk oyun grubu gönderdi. İmkanlar dahilinde. İşte buraya da bir tane durak gelmiş. Oturak gelmiş 2-3 tane. Helal hoş olsun. Az da olsa karınca kararınca yapabileceğimizin bir örneğini vermeye çalıştık. Ama dün Kemalhane'de büyük bir meydan düzenlemesi yaptık. Açılışını yaptık. Manisa Belediyesi olarak yaptık. İşte bu hizmetleri sadece düğün salonun yatırım maliyeti 500 milyar lira. Helali hoş olsun. Sonuçta parayı iyi kullanıyorsanız hizmeti bakın daha Manisa'dan oralara kadar getiriyorsunuz. İnşallah büyük şehirde bu yatırımlar çok daha fazlasıyla beraber olacak. Beraber derken birlik beraberliğimizi bozmayın. Bizi ellere düşürmeyin. Üvey evlat bırakmayın. Hem ilçe belediyelerinde, başkanlığında hem mecliste bu birliktelikle bu hizmetleri inşallah sizlere yapmak bizim boynumuzun borcu. Boynumuzun borcu. İşte bu düsturla bu 5 seneyi çok şükür bitirdik. 40 gün sonra da yenilenecek olan seçimler var. Ancak bir Manisa'da başlattığımız şu sosyal gıda bankası projesini size anlatacak konuşmamı bitireceğim. Bakın ben geldiğimde 2009 yılının ilk ayı Manisa Belediyesi'nden 2850 kişi yemek yiyordu. Her gün eve servis. 2850 kişinin evine tek tek kaplarla yemek gönderiliyordu. Dedim bir araştırın bakalım şu yemekler kime gidiyor? İnanır mısınız değerli hemşerilerim? 5 katlı evi olanlar, önünde evinde cibi olanlar, lüks arabaları olanlar, ne kadar eş dost meclis üyesinin akrabaları onlar bunlar varsa, partili yandaşlar varsa bunların hepsinin evine, LCD evinde ekran olanların hepsinin evine yemek gidiyordu. İnanın Allah şahidimdir.
yemeği gönderip de çöpe atanlarını biz yakaladık. Allah'tan korkun dedik. Sonuçta bunların hepsini kaldırdık. Hepsini iptal ettim. Ne mi yaptık? Gerçek ihtiyaç sahibi. Üzerinde tapusu olmayan, tapu dairesinden belgeyi alıyor. Üzerinde SSK Bağkur maaşı olmayan belgesini alıyor, getiriyor. Bunların müracaatını alıyoruz. Sosyal İşler Müdürlüğü diye bir daire müdürlüğü kurdum. Gönüllü kadınlarımız orada ayrı çalışıyor. Mevcut çalışan tabii ki memurlarımız da var. Ortak çalışmayla müracaatı yapan kişinin bizzat evine giderek, evin içine girerek, gezerek gerçekten ihtiyaç sahibi ise o belgelerini de bize sunduysa komisyon kararıyla bir kart veriyoruz. Gıda Bankası kartı. Nedir bu? Bankamatik gibi kart. Bizim büyük bir marketimiz var. İşte Kipa gibi, A101 gibi market kurduk bir tane Manisa Belediyesi olarak. O vatandaşımız her ay geliyor, o markete giriyor, kartından alışverişini yapıyor. Ne istiyorsa onu alıyor marketten. Sabunsa sabun, çocuk bezise, pamuksa, pirinçse, şekerse, ne ihtiyacı varsa marketten alıyor ve her ay alıyor. Bunu biz yaklaşık 10 aydan beri Manisa'da uygulamaya soktuk. Şu anda kaç bin kişi hizmet alıyor biliyor musunuz? 3250 kişi oldu. İşte bu sosyal belediyeciliği inşallah bütün ilçelerimizde, bütün başkanlarımızda yapmak bizim boynumuzun borcu. Sadece belediyecilik, yol, kaldırım, asfalt yapmak değil. İhtiyacı olan insanın da yanında o belediyenin olması lazım. Sosyal belediyecilik budur işte. Ama gerçek ihtiyaç sahibine vermek, gerçek ihtiyaç sahibine ulaşmak önemli. Hakkaniyetle tüy bitmemiş yetimin hakkını yemeden doğru insana doğru hizmeti yapabilmek önemli. Ha yemek yiyen de talebini yemek yapabilme noktasında olmayan engelli vatandaşımız var. Çok yaşlı bayanlarımız var. Bir 370 kişiye de ayrıyeten gene yemek hizmeti gidiyor. Helal hoş olsun. Sonuçta biz bu düsturla bugüne kadar çalıştık. Manisa'da bu hizmetlerimizi en güzel şekilde yapmaya çalıştık. Yaptıklarımız yapacağımızın örneğidir dedik, teminatıdır dedik. Allah inşallah 30 Mart'ta yapılacak olan seçimlerde hakkımızda hayırlısı ilanımıza ne yazdıysa Rabbim onu nasip etsin bize. Sizlerin de takdiriyle ben hepinize 2014 yılının sağlık, sıhhat, huzur, ailenizle iyi geçim, dostlarınızla sevgiyle, hoş sohbetlerle geçmesini diliyorum. 30 Mart'ta yapılacak olan seçimlerinde ülkemize, Manisa'mıza, ilçemize, Alaşehir'e ve Işıklar'a hayırlar getirmesini diliyorum. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun hepinizden. Köy bu. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. İşte bugün sizlerle beraberiz. Cengiz Bey'le beraberiz. Gökhan Bey'le beraberiz. Sizlerle sohbete geldiler. Sizlerle kucaklaşmaya geldiler. Çok değerli hemşehrilerim. Bugün de biraz fazla beklettik. Hakkınızı helal edin. Çünkü biz fakılı ışıklar da bırakmadı. Başkanımızı bağrına bastılar sağ olsunlar. Bu yüzden biraz geciktik. Hakkınızı helal edin. Değerli hemşehrilerim. Alaşehir Belediye Başkanım Sayın Gökhan Karaçoban. Manisa Belediye Başkanım ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayım Sayın Cengiz Ergün. Sizlere getirmeye söz vermiştik. İşte bugün huzurlarınızda. İşte Tepeköy Başkanım. İşte Gökhan. Hayırlı akşamlar. Buyur Gökhan Bey.
çok sevgili Tepeköy mahalleli büyüklerim, kardeşlerim, hepinizi Allah'ın rahmeti, bereketi ve selamıyla selamlıyorum. Selamun aleyküm. Allah'a emanet olun. Daha önce de buraya geldim. Burada sizlerle sohbet etme imkanını buldum. Oturduk. Bundan sonraki süreçte önümüzde neyi yaşayacağımızı, nelerle karşılaşacağımızı sizlere dilimin döndüğünce anlatmaya çalıştım. Dedim ki, o ne olur, bu ne olur, sakın kafanızı takmayın, sakın moralinizi bir şeye bozmayın. Şunu bilin ki, her ne olursa olsun, eğer yerel yöneticiler sizleri idare etmek anlamında başınızda bulunan kişiler, eğer ehil insanlarsa, eğer emin insanlarsa, sakın korkmayın dedik. Düne gelene kadar hizmeti Manisa'daki il özel idaresinden veyahut da genel seçimden genel seçime meydana çıkıp da ey Alaşehir'i bana ver vekilliğini, ver yetkini de gideyim Ankara'da seni temsil edeyim diyenler, sonra bir daha kaybolanlar, onların yanına giden muhtarlarıma da yetkililere de yahu kanun değişti artık, bundan sonra bizim yanımıza gelme, sen belediye başkanının yanına gideceksin diyenlere küçük birkaç lafım var. Şunu bir defa herkes iyi bilecek. Alaşehir artık eskisi gibi 15 tane merkez mahalleli bir yerleşim yeri değil. 66 tane köyümüz sevgili Tepeköylüler mahalle oldu. 6 tane belde belediyemiz kapandı ve mahalleye döndürüldü. 15 tane merkez mahallemiz de buna eklediğiniz zaman 87 mahalleli kocaman bir Alaşehir artık bizi bekliyor. Tabii ki bu kocaman Alaşehir'in kocaman da dertleri olacak. Kocaman da sorunları olacak. Biz seçim anlamıyla her türlü köyümüze, orman köyümüze, dağ köyümüze, ova köyümüze hepsine gittik. Girmediğimiz köy, oturmadığımız kahvesi kalmamıştır. Ve orada onu gördük ki bizim insanımız hizmete aç ve susuz bekliyor. Bizim insanımıza bugüne kadar hizmet getirdik diye, size hizmet ettik diye hakikaten ne kadar kandırıldıklarını gördük. Hatta bunu daha ileriye götürüp, bilmiyorum buralara geldiler mi, gittikleri yerde hizmette devrim diye, devrim yaptık diye anlatanlara ithaf olunur ki neyi devirdikleri, neyin devrimini yaptıklarını ben şahsım adına anlayamadım. Ve kendilerine, köylerinin derdini ileten muhtarına, azasına öyle muameleler yapıldı ki al şu 300 metre boruyu, al şu 500 metre kare taşı git dendiğinde o muhtarlar çocuk gibi sevindiler, köylerine koşarak gittiler. Bu mu hizmet anlayışınız? Ben sizler adına bu konuda çok seviniyorum. Bu işi bilmeyen, bu işle ilgili hiçbir şekilde sahada olmayan insanlar ahkam kesip senin köyüne bilmem ne göndermedik mi? Senin köyüne kilit parke taş vermedik mi? Senin köyüne iş makinesi göndermedin mi? Şu kadar dar kazı yapmadın mı diye övünenler vallahi ne verdikleriyle ilgili gidip o köylere bakacaklar. Eğer insanlarda biraz utanma, biraz ar damarı varsa ben onların yerinde olsam oraya girmem. Hizmet anlamında götüreceğiniz şeyi insanların başına kaka kaka yapamazsınız. Benim derdim sadece Tepeköy değil. Benim derdim Alaşehir'in yeni mahalle olmuş olan bütün köyleri. Mahalleden, özür dilerim, belde belediyesinden mahalleye indirilmiş bütün beldeleri. 15 tane merkez mahallesiyle ilgili bütün Alaşehir. Sorarım, yıllardır iktidarı ellerinde tutanların Alaşehir'e devlet yatırımı olarak ne verdikleri konusunda kim ne anlatır bize? Alaşehir zaten bu konuda fakir. 40 yılda bir tanesini verdiniz.
O da Suma fabrikamızdı. Onu da elimizden aldınız gittiniz. Niye? Efendim özelleştirme yapıyoruz. Özelleştirme anlamına kime peşkeş çekildiğini hepiniz biliyorsunuz, anlatmayacağım. Ondan sonra o meşhur bir hastanemiz var biliyorsunuz. İşte onu yaptınız bize. İçinde doktor yok, içinde alet edevatı yok. Ve ondan sonra bunu da vatandaşın başına kaka kaka anlattınız. Biz size 200 yataklı hastane yaptık diye. Yapmasaydın. Haberin var mı? Benim sattığım Suma fabrikamla kaç tane hastane yapılır? Biz hesap kitap bilmiyor muyuz? Ama bunun yanında Alaşehir özel bir bölgedir. Siyasette her dönem milletvekili vermiştir, yeri gelmiş bakan vermiştir. Ama bunların bedeli ve karşılığı anlamında neleri aldığı konusunda hala şüphelerimiz vardır. Ben hizmetin siyaseti olmaz. Bize Manisa Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün öğretti bunu. Hizmet yapmayı düşünüyorsanız siyasetinizi lütfen ikinci plana alın, arkanıza alın dedi hep. Ve biz de onu uygulamaya çalıştık. Dedik ki vatandaşımız yapılacak olan hizmetin en iyisine layıktır, en güzeline layıktır. Ve bu yeni yasayla ilgili de sizler adına o yüzden çok seviniyorum ki Alaşehir'de sizlerin oylarına, sizlerin teveccühüne ne kadar ihtiyacımız varsa ve biz bunu ne kadar talep ediyorsak sizlerden Manisa Büyükşehir Belediyesi anlamında Cengiz Ergün'e o kadar destek bekliyorum, o kadar destek istiyorum. Tabii ki yeni kanun bazı görevleri ilçe belediyemize, yetişemediğimiz yerdeki büyük projelerde de Büyükşehir Belediye Başkanımızın meclisine bu konuda yetki veriyor. Onun için Alaşehir Belediyesi'ne gerçekleştireceğimiz hizmetler anlamında biz bize yapamayacağımız ve bize büyük gelen hizmetlerin gerçekleştirilmesi anlamında Büyükşehir Belediye'mizde el ele diyorum. Gökhan Karaçoban'ı ve Cengiz Ergün'ü sizlere, sizleri de Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar diliyorum hepinize. Allah razı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Evet, ben biraz böyle daha vatandaşı yukarıdan görem düşüncesiyle hep yukarıdan konuşuyorum. Başkanım biraz benden boyu uzun herhalde, o yüzden istemiyorum. Evet. Değerli ilçe başkanım, değerli belediye başkanım, değerli ilçe yöneticilerim, il genel meclis üyelerim, değerli belde başkanım burada, değerli yönetici kardeşlerim, değerli hanımlar, değerli bacılar, analarım, kardeşlerim, değerli Tepeköylüler, hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Değerli Ocak gençleri, değerli Ocak gençleri, hayırlı akşamlar hepinize. Hayırlı geceler. Şimdi bakın, son 7 ay içerisinde Manisa Belediyesi olarak daha Büyükşehir Belediye bütçesine geçmeden 1 Nisan'dan sonra geçeceğiz. 40 trilyon lira ben köylere ve ilçelere, beldelere hizmet gönderdim. Ne mi yaptık? 150 kilometre köy yolu asfaltı yaptım. Selendiye bile 15 kilometre yaptım. Sarıgül'e 5 kilometre asfalt yaptım. Örnekleri orada başkanlarımız hepsi biliyor. İşte dün geldik. Cumartesi günü Kemaliye'de büyük bir düğün meydan düzenlemesi yaptık. Manisa Belediyesi yaptı. Helali hoş olsun. Bitirdik, açılışını yaptık. Geçtik oradan Kille'ye. Oradan Kille'ye geçtik. İşte başkanım burada. 500 milyon lira Manisa Belediyesi'nden ihalesini yapmak suretiyle 1200 kişilik düğün salonunu yaptık, bitirdik. Helali hoş olsun. Vatandaşımız kullanıyor. İnsanımız kullanıyor. Ha, Tepeköy'e gelmiş, bir tane durak gelmiş, gelirken gördüm. Bir tane mi, iki tane mi bilemiyorum. İşte 5-6 tane oturma bankı gelmiştir. 2000 metre taş gelmiş, taş kaplama. Helali hoş olsun, güle güle kullanın. 870 tane köy belde var. Bu süre içerisinde hepsine mümkün değil bu kadar taşı gönderebilmemiz. 1000 metre göndersen
870 bin metre yapar. Şu ana kadar dağıtabildiğimiz taş 500 bin metrekare. İnanın daha karınca toplu iğne ucu kadar gönderemediğim köylerimiz var. Onlar da gönül koymasınlar. Sonuçta hala bizim taş dağıtımlarımız bütün ilçelerimizde nüfusa oranlı. Bakın ama çok önemli. Manisa'da 57 mahalleyi yaparken 81 ilden göç alan vatandaş var Manisa'da. Hiçbir ayrım gözetmeden, doğulusu, batılısı, kuzeylisi, güneylisi demeden hizmete eşit her yere götürdüm. Bu taşları da, bu hizmetleri de yaparken bakmadım ben AKP'liymiş, CHP'liymiş, başka partiliymiş, doğru yolluymuş, Demokrat Partiliymiş falan demedim. Hiçbir şekilde ayrım yapmadan her yere eşit şekilde nüfusa göre hizmet etmeye çalıştık. İşte buranın da beldesi AK Partili değil mi? Bildiğim kadarıyla. Buranın. Muhtarlık mı? Peki, ben de değil. Peki, muhtarlık. Neyse, geri aldım lafımı. Sonuçta belde olsun, köy olsun, ne olursa olsun sonuçta hepsi hemşerimizdir, insanımızdır, vatandaşımızdır. Eşit bir şekilde bu hizmetleri biz Manisa'da her yere dağıtmaya çalıştık. O açıdan büyük şehirde çok daha büyük hizmetler sizlere yansıyacaktır. Bizim biliyorsunuz bir Manisa'nın çöp meselesi var. Çok bugünlerde gündemde. 35-40 senedir hiçbir belediye başkanımız o günün şartları, imkanları olmadığı için yapamamış. Kötülemiyorum kimseyi, yokmuş para. Çünkü çok büyük bir yatırım. Bugünün parasıyla 60 trilyonluk bir yatırım. Biz bunun bütün projelerini hazırladık bakanlıkta şu anda. Bakanlık onayı da artık son projeleri onayladığında bu ay içerisinde ihale safhasına geldik. Yani ihaleye çıkılacak. 2 senedir de bu çöplüğümüz bizim işte gaz sıkışmasından yaz aylarında patlama yapıyor. Yani yangın çıkıyor. Tabii her yangından sonra gidiyorlar siyasiler, şov yapıyorlar işte belediyenin rezilliği, bu çöpü çözemedi, edemedi. Ya benden önce 5 sene siz iktidardaydınız. Niye yapmadınız? Yapaydınız, yapamamışsınız. Sonuçta biz yeni bir yer bulduk. Bu çöpü yanmak için bütün prosedürlerimizi bitirdik. Ankara'daki Mamak'ta yapılan yatırımcının genel müdüründen beraber çöplükte ifade beyanda bulunuyor. İşte diyor Manisa'ya yapacağımız çöp yatırımı tesisini bu firma yapacaktır diyor. Adamı gösteriyor. 200 trilyon lira diyor para yatıracak bu firma diyor. Ve diyor belediyenin kasasından 1 lira para çıkmayacak diyor. 1 kuruş çıkmayacak. Sonuçta ben de bunu okudum. 3 haftadır Hüseyin Bey'e soruyorum. Cevap veremiyor. Önce bir kere şunu bilmesi lazım. Manisa Belediyesi'nin prosedürünün, ihalelerin ne şekilde yapılacağını Hüseyin Bey öğrenecek. Bu işi ihalesiz sen birine gösterip veremezsin. Bunun karşılığı suçtur. İhaleye fesat karıştırmaktır. Yandaş insanlara peşkeş çekmektir bu. Şimdi ya bu işin prosedürüne ihaleye çıkacaksın. İhaleye belki 10 firma, 20 firma gelecek. Yurt içinden, yurt dışından veya ortak konsorsiyumlu firma gelebilir. Kimde kalırsa o alır o ihale. Sen o firmayı yaptıracağım diyemezsin. İki, sorduğum soru şu. Ton başına maliyet vardır. Çöplüğe giren çöpün yapıştır devret modeliyle verdiğinde o firma babasının ayrına 200 trilyon yatırım yapacak. Enayiydi, aptaldı çünkü. Alnında yazıyor 200 trilyon parayı. Gömecek adam oraya, karşılığında bir şey almayacak. Yap işlet devret modeliyle yapılan bu işler 29 seneliğine yapılır. 29 sene boyunca o tesisi o firma kurduğunda, diyelim ki ihalede uydu, hepsini o firmaya verdi, kılıfını buldu, halletti. Ton başına maliyet, her ay ödemesi gereken para Manisa Belediyesi'nden o firmaya her ayda 5 trilyondan aşağı değildir. Çık diyorum, açıkla. Her ay ton başına maliyeti Manisa halkından toplayıp Manisa Belediyesi'nin kasasından o firmaya 29 sene boyunca ödeyeceğim bedeli açıkla diyorum Hüseyin Tanrıver diye. Bir kere daha buradan soruyorum. Bütün Manisalılara sordum ben bunu. Her gittiğim yerde de soruyorum, tıs yok. 60 trilyonluk yatırımda, bizim şu anda yapacağımız yatırımda
15 tane firmayla ben görüştüm. Yap işlet. 29 yıllık. 60 trilyonda istenen para 1,5 trilyon. 200 trilyonluk yatırımda 5 trilyondan aşağı değil. Daha yukarı gider ben 5 trilyon diyorum. Ton başına maliyeti açıklasın. Daha Hüseyin Bey işin ne şekilde yapılacağını prosedürlü bilmiyor. Şimdi geçenlerde gene sorduğum bir soru da. Üçüncü soru. Belediyeciliği ne kadar iyi bildiğinizi, bizi ne kadar iyi takip ettiğini bilmeniz için anlatıyorum bunları. Çünkü ben yaşıyorum bugünlerde bunu Hüseyin Bey'le. Şimdi geçenlerde bir ayrıştırma tesisi var Manisa'da. Özel bir şirketin. Onların bir tanıdığı, Hüseyin Bey'in tanıdığı gitmiş oraya. Demişti ki, yine basını topluyor ama. İşte diyor, dönüştürülemeyen, geri dönüştürülemeyen atıklar vardır. Bunun adı tıbbi atıklardır. Şimdi biz yeni duyuyoruz tıbbi atığı. Bu tıbbi atıklarla ilgili tesisi Manisa'ya kazandıracağız demiş. Hay Allah'ım, güler misin, ağlar mısın? Sonuçta ben de okudum gene bunu. Basın yoluyla hem medyada hem yerel bütün sitelerde her şeyde var. Ya Hüseyin Efendi, 2,5 sene önce, neredeyse 3 sene olacak, tıbbi atık tesisini Manisa'ya kazandıran Manisa Belediye Başkanı benim. Manisa'daki yapılan yatırım bilmiyorsun sen daha ya. Sen Manisa'ya yapılan yatırımdan haberin yok senin. 2,5 sene önce o tıbbi atık tesisini biz kurduk. Sadece Manisa'nın değil, bakın 17 ilçe, 870 beldede ne kadar hastane, doktor varsa bütün atıklar toplanıyor bizim tarafımızdan. O yetmedi. İzmir'in daha tıbbi atık tesisi yok. İzmir'in 31 ilçesinin tamamında bütün ne kadar hastane varsa, bütün kurumlar, özel hastaneler varsa hepsinin tıbbi atığını biz topluyoruz. Manisa'da sterilize ediyoruz ve yok ediyoruz. Daha bundan Hüseyin Bey'in haberi yok. Hüseyin Bey gelirken biz gidiyorduk, gidiyoruz. Gidiyoruz. O gelirken biz gidiyoruz. Sonuçta değerli vatandaşlarım, biz çok şükür bu düsturla bu hizmetlerimizi Manisa'da yaptık. Bir kere daha söylüyorum. Allah bizlere bu yoldan döndürmesin. Hayırlı hizmetlere vesile etsin. Allah katında da Kur'an-ı Kerim'de şu yazıyor. Halka yapılan en büyük hizmet, ibadet en büyük hizmetmiş. Halka yapılan hizmetmiş. En büyük hizmet bu. O açıdan bu düsturla bugüne kadar çalıştık. Allah da bundan sonra inşallah 30 Mart'ta sizlerin desteğiyle, bizlere vereceği katkıyla sağlık, sıhhat, huzur içerisinde sizlere ailenizle, çoluğunuzla, çocuğunuzla, sevdiklerinizle huzurlu bir mutlu yaşam versin diyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah razı olsun hepinizden. Hayırlı akşamlar. Sağ olun. Var olun.